Merhabalar. Amazon'dan aldığım ikinci kısım alışverişimle hemen karşınızdayım. Neden? Çünkü çok fazla zaman girsin istemedim araya. Diğer yaptığım sitelerden gelecek olan alışverişlerim de var. Onlarla böyle çok biriksin istemedim. En azından Amazon'da ortadan kaldıralım istedim. Şimdi... Evet, Mary Shelley'nin çok meşhur olan kitabı. Kendisi bilim kurgunun babası da denebilir sanırım, kitap olarak söylüyorum. Mary Shelley sanırım bir kadındı, yanlış hatırlamıyorsam. Bilinenin aksine yazar bir kadındı ve döneminin çok çok üstünde bir eser bıraktı. Ve sonrasındaki yazarlara da ilham oldu. Hatta bilim kurgu romanları dışında filmlere de, bilim kurgu filmlerine de fazlasıyla ilham oldu. Greta ya da Ölümsüz Bir Kardeşin Gözleri, Zweig'in bir eseri. Ben bu kitabı neden aldım? Kitap hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sadece kapaktaki köpek kızıma o kadar benziyor ki, görür görmez ona olan özlemim o kadar depreşti ki kitabı hemen almak istedim. Çok da ince bir eser. Ah, onu çok özlüyorum. Büyük umutlar ablamın okuduğu ve bana önerdiği Dickens'ın eseri, zaten bir klasik. Çok uygun almıştım ama hatırlayamadım fiyatını şu anda. Karanlığın Yüreği. Karanlığın Yüreği de binbir kitaptan biri ve sömürgecilikle ilgili. Aslında sömürgeciliğin sadece sömürülen toprakların değil ya da sömürülen insanların değil, sömürenin de zarara uğradığı bir düzen olduğunu anlatıyormuş kitapta diye biliyorum. Güzel bir eser olduğunu düşünüyorum. İlgimi çeken bir konusu var. Hemen okumayı düşünüyorum. Kafka'nın Şatosu. Yine bir eleştiri ve yine bir Kafka. Burada da sanıyorum bir şatoda yaşayan bir diktatörü, evet, eleştiriyor diye biliyorum. Çok da ünlü bir kitap. Bakalım bana neler kazandıracak. Ve zamandır okumak istediğim bir kitap. Monte Cristo Conti. Duna'nın bu eseri çok uzun zamandır okumak istiyordum. Kalın olduğuna bakmayın. Şu an iki cilt ve ben bunu çok çok uygun aldım. Gerçekten 26 falan olabilir. Bu eseri o kadar kalın olmasına rağmen o kadar akıcı bir esermiş ki, ben küçükken filmini izlemiştim. Sonra kitabının olduğunu öğrenince bir daha asla filmini izlemedim. Denk gelse bile hiç izlemedim yani. Dediğim gibi takıntılarımdan dolayı. Monte Cristo Conti'nı da okumayı çok istiyorum. Çok heyecanlı, çok sürükleyici bir kitapmış. Hiç öyle kalınlığına bakmayı zor. Kim var? Kim var? Jack London var. Jack London'ı çok sevdiğimi söylemiştim. Yine onun hayvanlarla, daha doğrusu köpeklerle ve kurtlarla olan ilişkisini çok 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 seviyorum. Ateşi yakmakla ilgili söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşündüm ama yok. Zaten ince bir eser. Hemen okumayı düşünüyorum. Vahşetin Çağrısı da Jack London'dan yine. Yine kapaktan anlaşıldığı üzere içerik hakkında size bir bilgi veriyordur diye düşünüyorum. Jack London'ın zaten kendi hayat hikayesi de çok maceralı. Çok küçük yaşlarda çalışmaya başlıyor vesaire. Ya dilini çok seviyorum, çok akıcı diyorum. Vahşetin Çağrısı da binbir kitaptan biri bu arada. Bir kitapta sanırım köpeğin ağzından mı anlatılıyordu? Yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum. Kızıl Kahka, Leonid Andreyev'in bir eseri. Sanıyorum savaş karşıtı bir kitaptı. Ve Rus-Japon Savaşı'nı sanırım eleştiriyordu kitapta, öyle hatırlıyorum. Çok ince bir eser. En kısa bu eser okuyan herkesi çok 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 fazla etkilemiş. Bugün kalan hayatımın ilk günü. Yani arka kapağı okuyayım size. Herkesin sahip olmak istediği şeylere sahibim. Ama hayatımdan memnun değilim. Sence bu nasıl mümkün oluyor? Eskiden ben de böyleydim. İstediğim her şeyi satın almaya gücüm vardı. Hayatım duygusal anlamda tatmin ediciydi ve sağlıklıydım. Ama bütün bunlara rağmen bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordum. Ne olduğunu tam olarak bilmesem de kendimi bu dünyaya ait hissetmiyordum. Bu genel kasvet hali beni rahatsız ediyordu. Özümü bulamıyordum.
Tıpkı benim gibi ben de aynı şeyleri hissediyordum. Mutlulukların kısa sürüyor. Bir şey yolunda gitmediğinde veya biriyle ters düştüğümde hemen mutsuz oluyorum. Sürekli gergin hissediyorum. Ben de senin gibi değişmeyi çok isterdim. Ama nasıl diye bir arkadaşım var, içine çekiyor. Okuyan herkese çok 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 seviyormuş ve Fransa'da bestsellermiş zaten. Bakın. George Eliot'un bir kitabı, Silas Marner. Kitap hakkında çok fazla şey hatırlayamadım. Çok fazla şey hatırlayamadım ama bakın kitabın arkasında bir detay yakaladım. Yazarın kendi romanları arasında en sevdiği romanmış. Okuyalım bakalım. Bin bir kitaptan biriydi bu. Söylemiş miydim? Hatırlamıyorum ama evet, bin bir kitaptan biri. Sokak kızı Maggie, 20 New York hikayesi diyor. Yazar bu kitabı 21 yaşında yazıyor. Evet, 21 yaşında yazar bu kitabı yazıyor ve yani bir klasik haline dönüşüyor tabii ki. Göçmen bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Maggie'nin hayatını anlatıyor. Kitap kısa bir eser. En kısa sürede okurum diye düşünüyorum. Anton Çehov'un 3 yıl evlilik üzerine yazılmış bir kitap. Daha önce de bahsetmiştim, evlilikle ilgili farklı düşünüyorum. Bu yüzden bu kitabın bana farklı bakış açıları kazandırabileceğini düşünüyorum. O yüzden alıp okumak istedim Çehov'un bu eserini. Bakir İntiharlar. Ben bu kitabı sadece 7 TL'ye aldım ve 7 TL'ye aldığım için çok mutluyum. Çünkü şu anda sanırım bu fiyata bulmak mümkün değil. Özür dilerim, boğazım. Gün içinde çok konuşmuşsam akşam artık konuşamıyorum. Sürücü koltuğu. Sürücü koltuğu okuyup sevmeyen sanırım yok. Ve sonuyla herkesi çok etkiliyormuş. Kitap hakkında söyleyebileceğim pek bir şey yok. Bin bir kitaptan biri. Ölmeden önce okumamız gereken bin bir kitaptan biri. Söyleyebileceğim dediğim gibi pek bir şey yok. Herkesi çok 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 etkiliyormuş sonu. Ben de çok merak ediyorum. Sıradaki kitabımın kapağına bayıldım. Yani bayıldım, bayıldım, bayıldım. Bu kapak benim gökyüzüne olan tutku derecesindeki sevgim ve uçma tutkumun bir arada anlatılabileceği bir kapak, yani anlatılabildiği bir kapak olduğu için çok ilgimi çekti. Sadece kapak için bile alırdım ben bu kitabı ama onun dışında zaten bin bir kitaptan biri. Evet. O yüzden çok merak ediyorum. Geceyi Anlat Bana. Kitap Yayınlarından çıkmış ve Aslı Biçen çevirmiş. Otranto Şatosu. Bu da bin bir kitaptan biri diyebiliyorum. Gotik edebiyatın başyapıtlarından, hatta ilk eserlerinden diyebiliyorum. Alıp okumanızı tavsiye ederim. Çünkü okuyan herkes neredeyse çok sevmiş. Zweig'in Gömülü Şamdanı. Komünist Manifesto, Karl Marx. Ya bunlar hakkında çok bilindik kitaplar olduğu için çok bir şey söyleme ihtiyacı hissetmiyorum. Tembellik Hakkı. Tembellik Hakkı. Umarım kesmek zorunda kalmam. Tembellik Hakkı için söyleyebileceğim pek bir şey var mı diye hatırlamaya çalışıyorum ama sanırım yok. Sevilen bir eser diyebiliyorum. Jack London Kızıl Veba. Jack London'ın Kızıl Vebası. Jack London yazmış yani. Sanıyorum şey, Jack London 2013 yılını yazıyor ve 2013 yılında bir veba salgını çıkıyor ve o veba salgından sonra neredeyse tüm insanlık yok olacak dereceye geliyor. Onu anlattığı bir kitabı. Uyanış. Uyanış yine feminizmle ilgilenenlerin
etkilenebileceği bir kitap. Bir kadın yazarın elinden kaleminden çıkmış ve kadınların uyanışlarından, kendi ayaklarının üzerinde durabilmesinden, kendileri için bir şeyler yapabilmesini anlattığı bir eser imiş. Gerçekten anlatmakta zorlanıyorum. Boğazım fazlasıyla ağrıyor ama inşallah bitireceğim. Zweig'ın Bir Çöküşün Öyküsü. Doktor Monroe'nun Adası. Bu kitapta bin bir kitaptan biri ve İngilizce aslından çeviren Celal Üstermiş. Bildiğim kadarıyla kitaptan etkilenen çok fazla sonrasında yazar olmuş. Bilim kurgu alanında çok iyi bir eser olduğunu biliyorum. Evet, dönüşümler Ovidius. Ovidius'la ilgili 15 küçük kitapçığın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir eser olduğunu biliyorum. Eğer mitolojik okumalar yapmak istiyorsanız öncelikle bu kitabı okuyun diyorlar. Bu arada 15 eserin, kitapçığın hepsi değil, ilk 3 eserinin, ilk 3 kitapçığın bir araya getirilmiş hali ve 1001 kitaptan biri. Huckleberry Finn'in maceraları zaten Mark Twain'in yazdığı bir kitap, 1001 kitaptan biri ve adından da anlaşıldığı üzere bir macera kitabı. Usta ve Margarita hakkında söyleyebileceğim ne olabilir ki? Okuyan herkesin çok sevdiği ve neredeyse herhalde okumayan bir tek benim kaldığım eserdir diye düşünüyorum. Ve son kutum. Birazcık dediğim gibi Farenç'te izin vermediği için birazcık böyle neşesiz gibi anlatmış olabilirim ama gerçekten çok neşeli. Hiçbir sıkıntı yok. Katip, okuyan herkesin çok sevdiği ve hatta yeni bile duydum, yani bu kitap başucu kitabım oldu diyeni bile duydum. İçinde bu kadar incelikte başucu kitabı olacak, ne anlatıyor bilemiyorum ama daha önce böyle eserlerle karşılaştım. Gerçekten çok ince ama harika bulduğum kitaplar oldu. O yüzden çok merak ediyorum Katip'i de. Bu arada bunlar Jaguar'dan ve Jaguar'dan son eserim Günler, Aylar, Yıllar. Bu da yaşlı bir adamın ve bir kendisini bir bitkinin büyümesine adayan yaşlı bir adamın hikayesi. Sanırım köyündeki herkes gidiyor ama o bitki için gitmeyip kalıyor ve bir yaşam savaşı veriyor. Onun anlatıldığı bir kitap. Bu kitapları hemen okumak istiyorum açıkçası. Oliver Twist, Dickens'ın bir serisini. Ben bunu Amazon'dan aldım ve Amazon'dan aldıktan sonra işte kitapları açıp, kolyeri açıp bakmanın güzel tarafı şu. Mesela bu kitabı aldığımda son kısımda şöyle bir yer var. Şurayı görüyor musunuz bilmiyorum. Yani sanki sonradan eklenmiş gibi parça şeklinde. Açtığımda kitabı size göstereyim. Şöyle duruyor yani kitap. Anlaması harika olacak. Şöyle bakın, tamamen ayrılmış yani vaziyette. Şurası tamamen böyle ayrılmış bir vaziyette. Ve buradaki baskı hep yani yamuk. Gösteremiyorum size belki ama. Yazılar yamuk şekilde basılmış sayfa, işte şöyle. Yani sayfanın kendisi de yamuk basılmış ve ben bunu gördüğümde hemen Amazon'dan tabii ki iade talep ettim ve Amazon bana dedi ki kitabı göndermenize gerek yok, iadeniz kabul edilmiştir dedi. Ve yani tatlı bir hareketti. Ben de 9 TL'ye aldım zaten. İnanabiliyor musun? Normalde 32 TL'ydi. Birçok siteden de baktım, araştırdım. 9 TL olunca hemen almıştım. Mutluyum yani. Kozmos neredeyse yıllardır ertelediğim bir kitap. İçinde yaşadığınız evreni merak etmeyen kimse yoktur sanırım. Zaten kitap okuyan insanlar bu merak dürtülerinden dolayı bu kadar çok kitap okuyorlar ve farklı dünyalarda olmayı sevdikleri için kitap okuyorlar. O yüzden bu hepimizin ilgisini çekebilecek bir kitap diye düşünüyorum. Üzerine söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Alanında yazılmış en iyi kitaplardan biri olarak biliniyor. Evrenin ve yaşamın sırları diye. Bunu da heyecanla okumayı bekliyorum. Çabucak veda etmek zorundayım. Çünkü neden? Gerçekten boğazım konuşmaya izin vermiyor. Şu an bayağı batıyor maalesef. Kitaplarımı göstereyim. Şöyle yavaş yavaş göstereyim ki ekran görüntüsü almanız kolay olsun. Parlaması. Harika. Yakaladım açıyı. Evet. Evet.
Başardık sanırım. Bunlar bir kısım. Diğer kısım da şöyleydi. Ve böylelikle Amazon'dan aldığım bütün kitapları anlattım. Bu da harika oldu tabii ki. Şöyle yapayım mı? Daha kolay olacak. Bu zaten Monte Cristo kontu. Bunu çıkarırsak harika olacak. Şöyle. Sanırım görebiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Yeni videolarla burada olmayı, sizlerle buluşmayı çok istiyorum. Bir an önce inşallah siparişlerim gelir ve ben de hemen buraya gelirim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.